Özellikle en çok konuşulan haber başlığı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a ceza veren UEFA'ya Ankara'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Şimdi o tepkilerin detayına bakacağız. Ankara'ya gideceğiz. Tülay Ağaoğlu notlarıyla karşımızda bizleri bekliyor. Tülay, iyi sabahlar deyip hemen sözü sana bırakalım. İyi sabahlar Mehmet Derindağ. Evet, tepkiler dün gün boyunca dinmek bilmedi. Bu kararın arkasından siyasilerden yoğun ve sert tepkiler geldi. Tepkilerin ortak noktası kararın siyasi olduğu yönündeydi. Hemen bakalım kimler ne demiş. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz kararın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve kararın düzeltilmesini bekliyoruz dedi. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemeli açıklamasını yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi ve siyasi baskı gölgesi düştüğünü futbola ifade etti ve ardından da hatalı bir karar olduğunu vurguladı Ömer Çelik. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması bu kararın belirli baskı gruplarının etkisiyle alındığını gösterdiğini ifade etti, vurguladı. O konuya dikkat çekti daha doğrusu Ömer Çelik. Ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün bir basın toplantısı vardı. Orada da bu kararı değerlendirdi. Kararı tanımıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Siyaseti kendi ön yargılarınızla spordan elinizi çekin çağrısında bulundu Abdullah Güler'de. Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın bak futbolcularımız gereken cevabı yeşil sahada verecektir ifadesini kullandı açıklamasında ve bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlış kararı kınıyoruz dedi. Hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da cezanın çifte standartlı ön yargılı bir anlayışın neticesi olduğunu ifade etti ve sporun barış ve dostluk iklimini de bu kararın zedelediğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yaptı. Oldukça sert bir açıklama yaptı. Esefle karşılıyoruz kararı dendi. Ve uluslararası spor karşılaşmalarının toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edildiğini, yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda bu kararı derin bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan kararı kınayan ve yolun sonu final olsun diyen de bir açıklama geldi. En sert açıklama ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi ve kararı tahammülü imkansız skandal bir karar olarak değerlendirdi Devlet Bahçeli. Bu karardan dönülmemesi durumunda sahaya çıkılmaması, Hollanda'yla maça çıkılmaması ve Hollanda'nın sahada yalnız bırakılması çağrısında bulundu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de. Özetle dünkü tepkiler böyleydi ancak bugün de kuşkusuz bu tepkiler devam edecek. Biz de aktarmayı sürdüreceğiz.